Bu filmi de yaparken bir yapmadan önce bir tesadüfen bir Afgan göçmenle tanışmıştım. O arkadaşın böyle insan insana temas ettiğinde bir his uyandırır ya, öyle bir biraz şüphe, biraz üzüntü, biraz acaba biz de mi öyle oluruz gibi sorular geldi bana. Daha sonra bu hikaye içimde büyüdü, yazdım vesaire ve film haline geldi. Bunun başlangıç noktasıyla bitiş noktası arası nereden baksanız 3 yıl sürüyor, 4 yıl sürüyor. Yani böyle şiir yazmak, küçümsemek anlamında söylemiyorum. Yani endüstriyel ilişkisi kağıt kalem ve şair arasındaki kadar bir süreç olmadığı için, çok daha uzun bir süreç olduğu için yapılması uzun sürüyor. Orada da aslında evrensel duygular, genel geçer hisleri, insanların bazen unutmak istediği hislerin açığa çıkmasını sağlamaya gayret ediyorum ben. Böyle bir film süreci oldu. Yani Omar ve Biz aslında Muhammed diye Afgan bir Afganistan-Pakistan sınırından kaçarak Türkiye'ye gelmiş. Buradan da yurt dışına, yani muhtemelen Avrupa'ya gitti. O çocukla tanışmamdaki bana olan ilhamı üzerinden bir hikaye kurdum. Çok güzel. Zaten gerçekten herkese hitap eden bir film. Göçmenlerle birlikte yaşadığımız bu dönemde aslında bir tarafta onların gözünden bakmamızı sağlayan, kendi içimizde böyle bir şeyleri ne kadar gizlesek de açık duygularımızı görmemizi, yüzleşmemizi sağlayan bir film bence. Ben çok beğendim. Tekrardan emeğinize, kaleminize sağlık diyorum. Peki, Teşekkürler. bu filme göç perspektifinden nasıl bakmalıyız ya da nasıl bir onları anlayabilmek için nasıl izlemeliyiz göç perspektifi anlamında? Yani şimdi bir kere tekrar sinemanın yapılma amaçlarına gelirsek, şimdi bir eğlence sanatı olarak sinema yapıyorsanız zaten göçle ilgili bir şey yapmamanız gerekiyor. Yani seyirci de kişi de eğlendirecek ve işte bir ticari ilişkiye girecek bir film yapıyorsanız göç, bunun örneği var mı bilmiyorum. Yani ben duymadım dünyada öyle bir örnek var mı diye. Diğerinde bir hikaye anlattığımızda illaki bir karakter üzerinden anlatıyorsunuz. Aslında biz Omar ve bizi anlatırken yani göç perspektifinden daha çok oradaki İsmet Komutan'ın perspektifiyle anlatıldı hikaye. Yani bir hikayede en çok değişen karakter bir aslında başrol. Bu manada biz aslında ön yargılı olduğu bir göçmen karaktere temas eden, onunla bir süre hayatını geçiren bir karakter üzerinden anlattık hikayeyi. Yani bizim hikayemizdeki Omar karakterinin Türkiye'de kalmak gibi bir gayesi yok. Türkiye'den gitmek istiyor. Bir süreliğine burada kalıyor. Ona ön yargılar olan, belli ölçüde haklı gerekçeleri olan ama tepkilerini sert dile getiren bir karakter üzerinden anlattık. Ve o karşısındakini tanırken aslında kendisini ve ailesini de tekrar tanımlaması için bir fırsat oluyor. Bizim yapmak istediğimiz perspektif aslında bu. Yani karşı olabilirsiniz, çok sevebilirsiniz. Yani bunun bu örneği de yapılabilir. Çok sever bir insan göçmenleri ama pratik yaşamda farklı sonuçlar doğurabilir. Birisi nefret eder ama pratik yaşamda farklı sonuçlar doğurabilir. Aslında bizim sevdiğimiz ya da nefret ettiğimiz şey bunun olgusudur yani. Göçmenlik meselesidir. Kişi değildir yani. Oradaki Omar karakterinden nefret edemez çünkü onu tanımıyor. Sadece o kavramın şahsa inmiş ikili ilişki. Yani filmdeki temel gitmek istediğimiz mesele oydu. Yani bu ülkeler arasındaki bir mesele, sınırlar arasındaki bir mesele, askerler arasındaki bir mesele ama pratikte iki insan arasındaki bir mesele. Oraya geldiğinde çözümler üretilebiliyor. Anlatmak istediğimiz hikaye buydu. Çok teşekkür ederiz. Yani aslında oradaki İsmet karakteri biz oluyoruz diye anladım ben karakter analizi
Evet, yani isimdeki mesele de Omar ve biz meselesindeki aslında Omar ve İsmet. İsmet de biziz. Evet. Yani bizim bir kısmımız, hepimiz değil. Yani böyle hikayeler hiçbir zaman genellenemez. Ama o isimsel bir şey de bizi temsil ediyor tabii. Çok teşekkür ederiz. Bir de ben şunu sormak istiyorum. Göçmenlik konusunu bir tık daha komşuluk teması üstünden anlatmışsınız. Birçok göçmen üzerine filmler yapıldı. Mesela Kaplumbağalar da Uçar olsun. Birçok film var. Peki bu komşuluk teması üstünden bu filmi anlatmak düşüncesi nereden geldi? Ya da bu daha mı çok komşuluk kültürü olan Türklere daha mı çok hitap ettiği için böyle bir düşünce oldu? Ben bunu da merak ediyorum. Şöyle yani bu aslında komşuluk bir mülkiyet meselesinden doğuyor. İnsanlar göçmenleri genelde kendi mülkiyetine düşman ya da kendi özgürlük alanına düşman olarak görüyor. Ve bunu en çok koruduğu yerde evi oluyor. Evi ve etrafı oluyor. Biz hikayede de komşu olmak yani bir göçmen, bir yabancı öteki olarak gördüğü bir kişiyle komşu olmak istemeyen bir asker üzerinden anlatmak istedik. Çünkü kişilik kadar mülkiyet meselesini de anlatması gerektiğini düşünüyorum. Onun için komşuluğu seçtik. Çünkü şundan da korkuyor yani uzun süre bir arada olmaktan da korkuyor birisiyle. Ki karakterimiz etrafındakileri o kadar azaltmış ki aslında birkaç kişilik bir komşu ilişkisi var. İşte yalnızlığına giren yeni bir karakter aslında Omar'ın temsil ettiği şey bu. Bu aslında öteki olarak konumluyoruz ya bunu. Ben öyle konumluyorum yani. Bu sevmediği bir şehirden insan da olabilir. Bir başka bir etnik gruptan birisi de olabilir. Başka bir politik ideolojiden birisi de olabilir. Yani bunun belli bir yani doğrudan göçmen değil de yalnız kalmak ve prensipleriyle yalnızlaşmış bir insanın öteki olarak gördüğü birisine temas etmesi. Kurmak istediğimiz mesele buydu. Anladım. Teşekkürler. Peki karakter seçim yaparken neyi baz aldınız ya da karakterlerin analizini kimle bütünleştirdiniz? Çok kısa aslında buna da değinebiliriz. Yani bir şekilde kendinizden besliyorsunuz, gördüğünüz insanlardan besliyorsunuz. Böyle doğrudan şu kişidir diyeceğimiz birisi yok ama ortalama bugüne kadar temas ettiğimiz insanlar üzerinden bir şey kuruluyor. Benim babam asker kökenli. Onun için de babam böyle birisi değildir. Çok daha yumuşak huylu birisidir. İnsan ilişkileri kuvvetli birisidir. Ama askerler içerisinde mesleği gereği katı kurallarla kendi kişiliğinin önüne bile mesleğini geçiren insanlar var. Böyle yapmayı uygun gördüm. Bunun şöyle bir avantajı da oluyor. Askeri insanlar genelde kendiyle doğrudan özdeşleştirmiyor. Ama süreç içerisinde yani onun dönüşüm süreci içerisinde kendisinden paylar bulabilir. Yani birinci elden ben bu değilim, bu adam biraz katı, ben böyle de davranılır mı diye başlıyor. Sonra aslında hikayede şöyle bir yere geliyor. Biz izleyen insanlarla konuştuğumuzda da amacım da buydu. Ya aslında biz de böyle şeyler yapıyoruz. Bizim de bir komşumuz vardı. Biz de işte Afganlardı, bilmem nelerdi. İşte bir tür göçmenlik yaşıyorlardı. Onları da sevmiyorduk falan gibi bir duruma geliyor. Böyle dediğim gibi doğrudan bir kişi, bir ideoloji vesaire değil de bir insan topluluğunun ortalamasının karşı koyma refleksleri üzerinden koyduk. Yani bugün aslında biz bu filmi yapmaya başladığımızda yani bundan 6-7 sene önce, 8 sene önce konu tamamen Suriyeliler diye anlatılıyordu. Sonra Afganlar, Pakistanlılar, Iraklılar, bugün Ukraynalılar, bir kısım savaş suçlusu olmak istemeyen
Ruslar sayısı gittikçe artıyor. Yani yarın daha artık savaş olmasın lütfen de. Yani yeni bir yerde savaş çıksa insanlar bir yerden bir yere göç etmek zorunda kalıyorlar. Onun için sürekli yeni insanlar tanıyoruz. Yani tarihe bakarsak da işte 1900'lü yıllarda da savaşlardan sonra ya da savaşların hemen öncesinde büyük insan kitleleri göç etmek zorunda kalıyor. Bugün de güvenlik meselesiyle, iklim sorunlarıyla, varoluşlarının reddedilmesi, bir noktada bazı insanların varoluşlarının reddedilmesi sebebiyle göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani bu hikayelere bir sürü yerde daha karşılaşacağız gibi geliyor bana. Çok sevimli hikayeler değil. İnsanların zaten darlandığı hayat içerisinde rahatlamak için sinemayı kullanan insanların doğrudan muhatap olacağı şeyler değil. Ama bir hikaye içerisinde böyle bir kendine kıssa almak isteyen, o kıssa içerisinden bir hisse almak isteyen insanlar için uygun hikayeler olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Konuklarımız da bu filmi izlediler. Onların da soru cevapları ile gidelim. Onları da mutlaka merak ettiği, akıllarına takılan ya da çok yorum yapmak istedikleri bölümler vardı. Şimdi onların sorularına geçelim isterseniz. Lütfen. Soru sormak isteyen konuklarımız direkt sesini açıp sorularını sorabilirler bu arada. Herkes sorusunu yöneltirse. Merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor, Merhaba. evet. Ben bir şeye dokundum, gitti vardı. Tekrar teşekkürler film için. Bu arada güzel bir filmdi. Ben de BluTV'den izledim. Şöyle ki şey soracaktım ben. Aslında göçmenlerle ilgili konular şu an gündemimizde oldukça biraz da riskli bir konu. Yani bu anlamda hiç bu filmi yaparken bir tepki aldınız mı etrafınızdan ya da sizin böyle bir kaygınız oldu mu? Yani bu temada bir filmi çekerken bunu sormak istedim. Evet, göç konusunda teşekkür ederim. Bir film yapmaya karar verdiğinizde bir kere ticari anlamda ciddi bir tepki alıyorsunuz. Yani ortak yapımcı, finansör vesaire tipi insanlar bunlara çok girmek istemiyorlar. Çünkü ticari geri dönüşünün olma ihtimali neredeyse sıfır. Bir bu. İki, mutlak ideolojileri olan, yani işte örnek veriyorum, bu Suriyeli falanca etnik gruba mı dahil, ondan sonra şunu mu temsil ediyor, bunu mu demek istiyor gibi kendi zihin bagajında böyle sıkıntıları olan insanlar bunları doğrudan size şey olarak soruyor. Yani sen bunu demek istiyorsun bana, değil mi, falan gibi şeyler oluyor. Bunlar çok normal şeyler. Yani bu konular zaten demin de dediğim gibi böyle çok insanları böyle aşırı mutlu eden, sürekli muhatap olmak istedikleri konular olmadığı için bu tip şeyler oluyor. Ama bu konuları dinlemek isteyen, bu konulara meraklı olan insanlar da var. Yani şöyle bir şey olmuştu mesela, Amerika'da bir Arnavut'la tanışmıştık mesela. Demişti ki, ya bu benim hayatım, yani ben aynısını yaşadım. Arnavutluk'tan kaçtım, Yunanistan'da kamplarda kaldım. Oradan Amerika'ya gittim. Şu an başka bir iş yapıyor. Ama hayatımın 3 yılı benim bu şekilde geçti demişti mesela. Çok teşekkür etmişti. Şunu görüyorsunuz ki, yani aslında Amerika dediğiniz ülkenin büyük bir çoğunluğu göçmenlerden oluşuyor. Avrupa'da da bugün çok ciddi bir göçmen durumu var. Şimdi perspektif olarak deminki sorulan soruya tekrar gelirsek, bu aslında benim göçmenlere bakışımla alakalı bir kısım fikrimi anlattığım bir hikaye. Bence ne zaman göçmen filmleri ya da göç konulu filmler daha derinlikte olur, o da göçmenler tarafından yapılmaya başlandığında derinlikte olacağını düşünüyorum. Yani bir göçmen kendi hikayesini anlatmaya başladığında, kendi yaşadıklarını anlatmaya başladığında, tamamen kendi perspektifiyle anlatmaya başladığında, o zaman çok daha farklı perspektifler görebileceğimizi düşünüyorum. Belki gerçekten bugüne kadar hiç düşünmediğimiz
nazik ya da ince ruhlu ya da düşünceli olduğumuzu varsaysak bile hiçbir zaman öncelik sırasında oraya gelemeyeceğimiz şeyler yaşıyor olabilirler. Bunları onlardan dinlemek bir insanla aynı duyguyu paylaşmak için faydalı olabilir. Ama bunun kaç örneği var onu da bilmiyorum şu an. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Farklı sorusu olan ya da bu konu üstünden gitmek isteyen varsa tekrardan aynı şekilde alabiliriz. Böyle daha iyi geçiyor. Bir Nurşah Kayhan diye bir arkadaş bir soru sormuş, onu gördüm şimdi. Evet, göçmenler profesyonel değildi ama aslında şöyle, şimdi biz Suriyeli iki arkadaşla çalıştık. 18-20'li yaşlarda, 20 küsürlü yaşlardalardı. Şimdi o zaman savaşın 6. 7. yılıydı. Yani bu arkadaşlar aslında 12 ile 15-16 yaşlar arasında Suriye'den çıkmak zorunda kalmışlardı. Şimdi zaten o yaşlarda bir sinema profesyonelinde olamazlar, olamıyorlar. Ama tiyatrocuydu bu arkadaşlar. Yani Suriye'deyken tiyatro yapmışlar. Burada da İstanbul'da da küçük kumpanyalar kurup böyle hikayeler anlatmak için tiyatro yapıyorlardı. Taşyer Yakup, Omar'ı oynayan arkadaş. Şu an hala Türkiye'de yaşıyor. Kendi tiyatro yazdı. Yönetti mi hatırlayamıyorum şu an ama Türkiye'de çekilen dizilerde prodüksiyon yapıyor. Türkiye'de şu an çok ciddi bir Arap sermayesi tarafından diziler çekiliyor. Bu dizilerde çalışıyor mesela. Hele şey oynayan, Maria'yı oynayan arkadaş. O da tiyatrocuydu. Çok da yetenekli bir oyuncu bence. O da ailesi İzmir'den geçerken o küçük olduğu için Türkiye'de bırakmışlar onu. Paris'telerdi. Filmden sonra göçmen vizesi alarak Fransa'ya gitti. Ailesiyle beraber yaşıyor. Yani film bir şekilde aslında bu iki insanın kendi hayallerindeki mesleği yapabilmesi ve ailelerine kavuşabilmesi için de bir fırsat doğurdu. Bu manada biz çok mutluyuz. Zaten en temelinde benim o Muhammed dediğim Afgan arkadaşla tanıştığımdaki bana söylediği, o da kameramandı bir televizyon kanalında ama bir berberde çıraklık yapıyordu tanıştığımızda. Orada bize şey fikri gelmişti. Ya biz de bu duruma düşebiliriz. Yani bugün hiç kimsenin hayatta bir garantisi yok. Hani sinema yapıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz ama Allah göstermesin bir şey olsa herkes bu duruma düşebilir. Bu duruma düşmek de demeyeyim de bu durumu yaşamak zorunda kalabilir. Orada şu soruyu sorduk, yani Türkiye'de yaşayan göçmenlerden acaba sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu var mı? İyi aramaya başladık ve bir kısım insanla karşılaştık. Onlar da işte auditionlar yapıldı, cast yapıldı. En uygun olan iki kişiyle de beraber çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladınız. Birkaç sorumuz var. Ben onları da okuyayım. Film çekimi esnasında karşılaştığımız zorluklar nelerdir demiş Merve Hanım. Yani şöyle, bu konu üzerinde film çekileceği için mekanını yani maddiyat karşılığında bile kiralamak istemeyen kişiler oldu. Ama aynı şekilde ya ne kadar güzel bir konu. Biz tam Assos'ta çektik, İzmir'den Yunanistan'a geçiş yapılan bölgede. Ya dedi bizim bu evimizin önünden dedi kaç tane bot kalktı, kaç kişiyle tanıştık vesaire. Ya buyurun gelin burada çekin diyen insanlar da oldu. Hakan Bey'di zannedersem evin sahibi. O da burada analım kendisini. Çok bizim neredeyse misafir ettiler diyebilirim yani. Zaten zorluk başlı başına maddi zorlukları var bu tip işleri yapmanın. Onun haricinde biliyorsunuz göçmenlerin birçoğunun çalışma izinleri yok. Bu arkadaşlara izin çıkarttık. Mesela Helen'in Türkiye'de ikamet izni bitmişti. Onu yenilememiz gerekti. Yani biz yasal prosedürlerin hepsini uyguladık. Ve ne güzel yapmışız. İşte bir arkadaş bizim sektörümüze kazandı mesela. Gizli çalışıyor. Bu tip zorlukları var. Yine aynı şekilde set içerisindeki ekip arkadaşları çok olumlu davrandı ama olumsuz düşünen arkadaşlar da vardı.
göçmenler konusunda. Filmin ikinci, üçüncü haftasında bir tanesi kendisi söyledi mesela. Dedi ki ya biz hiç iyi bakmıyorduk dedi bu meseleye, ama dedi bak ne kadar arkadaş oldular sonra o kişilerle, yani oyuncularla, Arap oyuncularla. Ya bu tanışmaktan geçiyor aslında temelinde. Tanışmaktan geçiyor, aynı şekilde tabii devlet tarafından doğru regüle edilmesi gerekiyor göçmenlik meselesinin. Yani insanların birbirinin hakkına, hukukuna girmediği, insaniyet dışı koşulları karşılıklı olarak yaşamak zorunda kalmadığı, birbirini mecbur, olumlu olumsuz şeylere mecbur bırakmadığı bir regülasyon oluşması gerekiyor. Şimdi bu biraz uzun sürdü bizde oturması. Ve çok kalabalık sayıda insan geldiği için bu tip zorluklar yaşandı. Hala da yaşanıyor. Bunu reddedemez kimse yani. İşte burada biraz da böyle karşımızdakini de düşünelim. Biz de bu hayata sadece böyle korakor mücadele şeklinde bakmayıp biraz insaniyet perspektifinden bakabileceğimiz bir açık alan var mı diye aradık bu hikayede. Yani ben kendi kendime dertleştiğim bir hikayeydi aslında. Onun için belli zorlukları var, ama böyle aslında normal filmin kendi zorlukları, her film çekmenin kendi zorluğunun haricinde böyle başımıza taş da yağmadı yani. Siz bunları anlatırken benim aklıma şu geldi. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir diye çok sevdiğim bir söz var. İyi ki tabii ki o zorlukları yaşamışsınız. Üstünden o şeyleri geçmişsiniz ki biz de bugün böyle güzel bir filmle tanışmış olduk. İnşallah daha çok insana hitap etmesi, o ön yargıları kırması dileğiyle diyelim. Teşekkürler. Diğer soruya geçeyim. Zehra Hanım'ın bir sorusu var. Ben komşuluk, mevsimlik, kişilik, enformel sektör ve göçü çok iyi yansıttığınızı gördüm. Bundan da öte merhamet ve ötekiyi kabul etmeme çelişkisini çok iyi yansıttığınızı düşünüyorum. Bu Teşekkürler. bağlamda herhangi bir göç perspektifi konusunda destek aldınız mı yazmış? Şöyle, aslında bu göçmen oyuncuları ararken birçok bu konularda faaliyet gösteren dernekle konuşma fırsatımız oldu. İnsanları dinleme fırsatımız oldu. Bir de biz böyle yani hayatın bize dokunmasına müsaade eden insanlarız. Böyle motomot gelin anlatın, işinizi yapın, gidin gibi değil de. Yani bir oturalım, sohbet edelim, bir yerde yemek yiyelim, bir derdiniz var mı, tasanız var mı gibi insan ilişkileri de kuruyoruz. O arada kişisel hikayelerden beslendik. Bunun haricinde de ben göç konulu makaleler vesaireler okuyordum. Orada da akademik makalelerde değinilen bazı noktaları fark etmediğimi anladım. Adaletle alakalı, yani göçmenlerin hukukuyla alakalı bazı noktaları güncel haberler içerisinde haklı haksız, ne kadar ayıp, doğru değil falan gibi noktalarda bazı hukuki şeyleri kaçırdığımızı fark ettim. Yani en temelinde insanlar mesela göçmen ne, mülteci ne, sığınmacı ne gibi bu tanımları da bilmediği için, yani topyekün kişinin niyetini de anlamayan, yani orada ne kadar kalmak istediğini, yerleşip yerleşmek istemediğini, başka bir yere gidip gitmek istemediğini de bilmeden tek tipleştirme mantığı oluyor. Bunların farklarını böyle altını çizebilmek için fırsatlar oldu benim için. Hatta yani göçmen dediğimiz şeyi de mesela tek tipleştiriyoruz ya. Yani mesela Araplar deniyor. Bu Arapların içerisinde, Arap diye bakılanların içerisinde Araplar var, Kürtler var, Ezidiler var, Hristiyanlar var, Müslümanlar var, ateistler var. Yani hiç şöyle oluyor ama, yani Araplar denip hani çok büyük bir coğrafyayı tek tip bir şeye getiriliyor ve mesela bu adam aslında burada durmak istemiyor ve buradan bir yere gitmek istiyor meselesi de algılanmıyor. Yani bunların böyle ayrımlarına dair konuşulabilme fırsatı oluşturması için de aslında bu filmi biraz böyle mümkün olduğunca gösterilmesini sağladık. TRT de bu konuda sağ olsunlar destek oldular. Yani TRT filmin küçük ortaklarından bir tanesi. Ama onların final desteği olmasaydı film bitmezdi. Onlar için de riskli bir şeydi. Çünkü politik anlamda göçmenlerin de pozisyonu belirsiz, nereye varacağı belli değil gibi bir durum vardı.
Yani bu konuda gerçekten birden fazla, yani devlet perspektifi var, güvenlik perspektifi var, hukuk perspektifi var, insan hakları perspektifi var, kadın hakları perspektifi var, bir sürü konu var içinde. Zaten hepsine değinemeyeceğiniz kadar kompleks bir şey. Ben aradan bir tanesini, iki insanın ikisinin de birbirini istemeden komşu olması üzerinden kurmaya gayret ettim. Çünkü aslında Omar da istemiyor. Ne komşu olmak istiyor, ne orada kalmak istiyor. Onun üzerinden anlattık hikayeyi. Dediğim gibi, yani o kadar fazla insan ve o kadar fazla hikaye ve o kadar fazla birbirine karşı pozisyon var ki, onlarca film çekilmeli ya da hikayeler anlatılmalı. Bu da onlardan bir tanesi. Çok teşekkür ederiz cevabınızdan ötürü. Ben diğer sorumuza geçeyim. Açınızdan filmin en etkili sahnesi neydi diye sormuşlar. Bunu ben çok merak ettim. Düşüneceğim, benim açımdan etkileyici sahne. Ben açılış sahnesinde çok etkileniyorum aslında. O ilk böyle Assos harabelerinin içinde yürüdükleri bir sahne var. Orada şöyle bir şey geliyor bana. Marina'yla da orada da konuşmuştuk. Orada bir gündüz gece bir zaman geçirdik. Şimdi orası 3000 yıldır orada duran bir şey ve insanlar akıyor geçiyor. Ve aslında bütün insanlar orada mutlak ve sonsuza kadar var olacakmışçasına hırslarla bulunuyor. Ama aslında medeniyetler, insanlar, sınırlar hepsi gelip geçiyor. Yani insanlık da geçiyor. İnsanlık diye tarif ettiğimiz şey de geçiyor. Doğa bir şekilde kalıyor orada. Bu beni çok etkilemişti. Öyle başlamaya ve öyle bitirmeye. Yani bir antik şehirde geçen göçmenler ve finalde de bir doğa içerisinde kaybolan bütün insanlar olarak bitirdik. Bu iki sahne beni etkiliyor. Sanırsam şey diyebiliyorum ben. Sinemanın ilk girişi genelde filmin nasıl bir akışının olduğunu bize yansıttığı bir içerik derler. Öyle mi? Bağdaşıyor mu ya da paralel olarak mı böyle bir başlangıç seçtiniz? Yani bu prolog deniyor işte. Bunu bu başlangıçta seyirciye bulunduğu mevcut, yani sinemaya geldi, trafikte bekledi, yanındakilerle itişti, kakıştı vesairesinden çıkıp filmin bütün ritmine, duygusuna ve derinliğine girebileceği bir şey sunmak. Filmin bütününü nasıl izleyeceğine dair bir ton vermek için bunlar yapılıyor. Ya bunu jenerikte de yapılabiliyor. Film müziğiyle de yapılabiliyor. Biz de prolog sahne. Yani bir sahneyle yaptık. Beraber böyle yaptık. Anladım. Çok güzeldi. Diğer sorumuzu okuyayım ben. Bu güzel sunum için öncelikle teşekkür ederim. Sorum şöyle, filmi izleyen kişilerin filmden hangi değerleri çıkarmalarını bir yönetmen olarak teşekkür ederim diye sormuş Mehmet Bey. Ya ben bunu söyleyemem. Yani bunu yaparsak didaktik oluyor zaten. Hani film içerisinde bir şeyler anlatabiliyorsa, anlayabiliyorsa insanlar. Bu arada herkes de farklı şeyler çıkartabilir. Yani buna bakıp da bu filmin sonunda da, yani mevcut kendi işte ideolojik, insani deneyim vesairesinden bambaşka bir yere gidebiliriz biz. Yani biz çevremizde muhatap olduğumuz, temas ettiğimiz insanlara bir şans daha verilebilir mi? Birilerini ya da durumları reddetmek yerine kabul etmenin bize hayatımıza bir şey katıp katmayacağına dair bir soru sorduk. Yani bir yargılamak gibi bir şeyimiz olmadı yani. Anladım. Teşekkürler. Diğer sorumuza geçeyim. Merhaba, Türkiye'de yapılmış göç filmleri arasında beğendiğiniz örneklerin adını sayabilir misiniz diye sormuş Didem Hanım. Türkiye'de yapılmış göç. Bir an tutuldum yani, bilemedim. Aklınıza geldi. Aklıma
dedi. Gelirse söylerim. Evet. Genelde zaten güç ile ilgili film yapan yönetmenlerin hepsi aslında aynı imajı mı vermek istiyor ya da hepsi aynı mı seyirciye lanse etmek istiyor? Ben de bu soru sorulmuşken bunu sorayım. Yani hepsi aynı yöne mi bakmasını istiyor seyircilerin? Çünkü ülkemizde ne yazık ki böyle bir göçmenlere karşı çok büyük bir ikiye ayrılış söz konusu. İsteyenler kadar istemeyenler de var. Sinema felsefeyi geçti denilen bir söz var hatta. Sinema gerçekten insanlara bazen doğruları göstermede ya da yapılması istenilenlere, benim gibi düşünme denilenlerde çok güzel bir araç. Bu anlamda göçle ilgili film çeken yönetmenlerin hepsi aynı şeyi mi seyirciye sunmak istiyor? Yani şimdi çok belki absürt örnek olacak ama mesela Fransa'daki Lahaine filmi, mesela Nefret filmi, belki birçoğumuzun izlediği bir filmdir. O da göçmenler arasında geçen bir hikaye mesela. Fransa'daki göçmenlere şiddet, suç vesaire üzerine geçen bir film. Şimdi biz göçmenlik olgusunu aslında son 10 yılda tekrar yaşadık. Türkiye Osmanlı coğrafyasıyken 1900-1800 yılların sonuyla 1900'lü yılların başı arasında yüz binlerce, milyonlarca insanın göç ettiği, yani kendi ülke toprakları içerisinde, yani ülke bölündüğü için içeriye doğru toplandığı bir iç göç yaşandı. Orada aslında biz uzun süre insanları göçmen olarak tanımlamadık. Biz Türkiye Cumhuriyeti ile üniter devlet, yani daha çok vatandaşlık ya da etnik kimlikle Türk olarak tanımlanmış insanların bir arada uzun süre yaşadıktan sonra, yani 70 yıl, 80 yıl yaşadıktan sonra komşularımızla olan sınır problemleri, onların kendi aralarındaki problemlerinden dolayı buna tekrar muhatap olduk. Yani biz göçmenlik meselesini aslında yeniden tanımladık. Yani yeniden muhatap olduk. Buna da çok alışkın değiliz. Yani Amerika dediğimiz yer tamamen göçmenlerden oluşan, Fransa dediğimiz yer işte emperyalizm sebebiyle çok fazla göç alan bir yer. Belçika böyle. Aslında Avrupa'nın hemen hemen bütün işçi sınıfı, temel işçi sınıfı göçmenlerden oluşmuş insanlar. Onların bu konuda çok daha fazla pratiği var, yaşam pratiği var. Biz bunu yeni yeni anlamaya başladık. O yüzden de konumlandıramadık aslında. Yani mesela göçmen dediğimiz kişilerin çalışma hakları, onların mevcut çalışan insanların haklarını gasp edip etmediği, onların sosyal güvenceleri, eğitimleri, bu eğitimi alırlarken mevcut yerleşik insanların eğitim hakkını gasp edip etmedikleri gibi o kadar kompleks sorular var ki aslında. Yani bu konuda dediğim gibi onlarca film yapılabilir ama biz mesela Fransa'daki kadar akın akın göçmenlerin yerleştiği bir durumda değiliz. Devlet bir şekilde ya son 5 yıldır yaşıyoruz aslında bunu en net şekilde. Çünkü savaş başladıktan ilk 3-4 sene içerisinde şu gözle bakılıyordu. Gelenler de öyle bakıyordu. Biz buradan gideceğiz. Biz de öyle bakıyorduk. Birazdan gidecekler. Ama öyle olmuyor. İstatistiksel olarak da genelde savaşlar 10 yıldan aşağı bitmiyor artık. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin %60'ı geri dönmüyor ülkesine. Yani ikinci göç ettiği yerde kalıyor ya da üçüncü bir yere göç ediyor. Şimdi biz bu tanımları, matematiksel olarak bu tanımları yeni yeni aldık. Bence yani biz Omar ve bizi yaparken bir insani perspektiften bakmak istedik ama bu da aslında erken dönem filmi bence. Yani bu belki 10 yıl sonra yepyeni perspektiflerden yeni göç filmleri çekilebilir. Bunların bir kısmı sevgi dolu olabilir, bir kısmı nefret dolu olabilir. Bir kısmının haklı gerekçedir olabilir. Bir kısmı sadece korkular ve kaygılar üzerinden yapılabilir. Ama sinemanın en önemli şeylerinden bir tanesi konuşma ortamı açılması. Yani ben bu konuda böyle düşünüyorum.
ya da böyle bir hayat deneyimini aslında 2 saat boyunca edinebiliyorum. Bunu sağlayacak bir şey. Yani çok pahalı olmasa aslında çok daha fazla film yapılmasının bu Evet. toplum tarafından konuşulması için fırsat olacağını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Herkes aynı şekilde bakmak zorunda değil. Bazı insanlar göçmenlerden haz etmeyebilir. Ama bizi bağlayan hukuk, insan hakları gibi evrensel, altına imza atılan, zamanla, mekanla, bence, senceyle değişmeyen şeyler var. Bunları hatırlamamızın, bir şey talep ediyorsak da bu çerçeveler içerisinde talep etmemizin faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladınız gerçekten. Ben tekrardan devam edeyim. Nurşe Hanım yazmış. Toplumumuzda böylesine ön yargılı yaklaşılan göç konusunda bir senarist olarak, bir yönetmen olarak elini taşın altına koyanlardan olduğunuz için cana gönülden tebrik ederim. Başarılarınız daim olsun. Ben de şahsım adına ve Göç ve İntibak adına size bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir film olmuş ve çok güzel bir konuya değinmişsiniz. Teşekkür ederim. Merve Hanım'ın sorusuna geçeyim. Filmi çekmeden önceki göçmene ve göçe bakışınız filmi çektikten sonra değişti mi? En çok hangi yönde değişti diye sormuş. Şimdi zaman akan bir şey ya. Evet. Şimdi biz bu filmi demin dediğim gibi yapmaya başladığımızda sene 2017 idi. Ben 35 yaşındaydım. İşte aradan 5 yıl geçti. Ben 40 yaşındayım. 5 yıllık daha birlikteliğimiz var. Sadece filmle alakalı değil, sosyolojinin de değiştiği bir durum var. Yani göçmenlerin buradaki hukuki durumları, mevcut sayıları, yaptıkları işler vesaire her şey birbiriyle değişiyor. Ben bunların hemen hemen hepsini bir tarafa bırakarak daha insani perspektifte kalmaya çalışıyorum. Yine şöyle bir şey var, çok ilginç. Mesela bugün tekrar bir göçmenlik konusunda film yapsam, mesela çok zengin göçmenlerle de yapabilirsiniz. O da ilginç geliyor. Şimdi göçmen dediğimizde hep böyle belli şartları zor, maddi sıkıntıları olan vesairelerden bahsediliyor ya. Mesela Türkiye'de şu an göçmen pozisyonda olan büyük para sahibi insanlar ve çevresinde diğerlerine ekonomik zorluklar çıkartan insanlar da var mesela. Tekrar söylüyorum, bunların en önemlisi bence yasalarla regüle edilmesi. Yani ve insanların bunları bilinçli olarak yaklaşması gerekiyor. Yani kendi haklarını koruması gerekiyor. Karşısındakinin haklarına saygı duyması gerekiyor. Bence yeni yeni filmler yapılır. Yapılmalı yani. Bende de bir sürü şey değişti yani. Bu film üzerinde anlatamam ama yani negatif anlamda değişmedi. Onu söyleyebilirim. Pozitif anlamda değişti. Çünkü yani bir kere Taj ve Hele ile tanıştım. İki tane meslektaşım, oyuncu. Onların kendi hayat serüvenlerine şahit oldum. Bugün hala işte telefonlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz. Biri Fransa'da, öbürü İstanbul'da. İki insanın birbirini tanıması anlamında bile. Ki sette 40-50 kişi tanıdı, sonra onlar festivallere geldiler, oralarda tanışıldı. Birbirimizi tanımak anlamında faydalı oldu benim için. Yani negatife doğru bir şey gelişmedi, pozitife doğru gelişti. Çok güzel. Peki film ilk yayınlandığında böyle ilk oturup tamamıyla izlediğinizde neler hissettiniz? Hani bir yönetmen, bir senarist olarak sonuçta bir göçmenlikle ilgili film yazdınız ve ilk hissiyatınız neydi tamamını bitirdiğinizde? Çok yoğun yoğun bir duygu yaşamıştık. Yani şöyle, Varşova'da ilk gösterim olmuştu. Varşova Film Festivali'nde. Orada da Ekümenik Jüri Ödülü almıştı. Mesela gittik oraya ve Taj'la Hele bizimle gelemedi. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Suriyeli göçmenlerin vize vermiyordu mesela. Şimdi beraber çalıştık, beraber bir film yaptık. İlk gösterimi yaşandı. İnsanlar olumlu tepkiler gösterdi. Ve anlattığımız sebeplerle filmin iki başrol oyuncusu başka bir ülkeye gelemedi. Yani daha gerçek bir şey yok yani. Hani Antalya'ya her şeyi geçtim. Antalya'da gösterim olduğunda buradan Antalya'ya gideceğimiz zaman mesela Taj gelebildi.
Antalya'ya izin aldık. Ama Antalya'dan İstanbul'a geri gelirken uçağı alınmadı mesela. Dediler ki çünkü kendi sınır zorunlu ikamet ettiği sınırdan çıkmış. Toplama kampına almamız gerekiyor dediler. Toplama merkezine almamız gerekiyor dediler. Yani güç bela vali araya girdi, festival araya girdi falan filan öyle. Gelebildi bizimle, tekrar uçağa binebildi. Yani bunlar bile aslında hayatın onlar için çok kolay olmadığını tekrar hatırlatıyor bize. Böyleydi. Çok güzel, çok derin şeyler yaşamışsınız aslında. Yani hani filmde bir yansıtılan tarafı var, bir de sizin arka tarafta yaşadıklarınız var. Gerçekten çok değişik ve çok güzel bir film oldu. Çok teşekkür ederiz Zeynep. Ben teşekkür Çok ederim. pardon, sözlü bir soru sorabilir miyim acaba? Yazamadım, kusura Tabii bakmayın. ki. Buyurun. Tamam. Ben şimdi bakarken Kara Köpekler Havlarken de siz çekmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Yıl önce izlemiştim ve çok beğenmiştim. Çok çarpıcı bulmuştum. Orada da aslında çok nasıl diyelim, karamsar bir hikaye anlatılıyordu ya. Yani şehrin kenarında tutunmaya çalışan ve farklı yolları deneyen üç gencin hikayesi. Yani o anlamda Layen'i hatırlatmanız çok iyi oldu. O filmde gerçekten güzel bir paralelliği de var. Bence onunla konuşuyor gibi geliyor bana. Yani şimdi aslında hani bu göçmenler meselesi de gene bir tür geldikleri yeni yerde, kentte bir tutunma hikayesi, yani hani gibi bakabiliriz. O kesimleri mesela hani Kara Köpekler Havlarken'deki gençlerle buradakilerin ilişkisini nasıl kurarsınız siz? Yani bu böyle bir karşılaşma nasıl olurdu? Çok güzel soru. Sağ olasın. Sert olur ya. Yani ben sonuçta işte Çeliktepe'de büyüdüm. Çeliktepe'ye de hala gidiyorum, geliyorum. Akrabalarım var. Orada da göçmenlerle ya aslında şimdi Çeliktepe dediğiniz Çeliktepe, Gültepe, Seyrantepe dediğiniz mahalleler iç göçle kuruldu. Yani benim dedemler, annemin babası, babamın babası Sivas, Giresun oralardan gelmişler. Oralar tarlayken belli yerler çevrilmiş, gecekondu yapılmış, sonra apartmana dönüşmüş. Orada bir hayat mücadelesi İstanbul içerisinde yaşanmış. Bunun çok sıkı filmleri Yeşilçam kuşağında çekildi. Ama biz işte bu insanları göçmen diye hiçbir zaman tanımlamadık. Yani Türkiye'deki temel tanımlama biçiminde bu böyle bir şey yoktu. Yani aslında bu bir iç göç. Yani akademik tanımlaması bu. Şimdi yeni gelenlerle, onlar artık yerleşik ve lokal insanlar oldu. Yeni gelenlerle alt ekonomi grubundakilerin çatışması çok daha sert oluyor. Yani işte Çeliktepe, Gültepe, Seyrantepe aslında şehrin dış çeperiyken şu an tamamen merkezinde kaldı. Ve paralı parasız göçmenler oraya geldiğinde şimdiki işte kira, işte İstanbul'daki kira artışlarını biliyorsunuz aşırı derecede arttı. O insanlar daha çepere itilmeye başladı. Bu yüzden orada bir kısım insan tarafından sert bir mücadele yaşanıyor göçmenlerle. Bir kısım insanlar tabii ki yani normal insani perspektiften bakarak kabul ediyorlar, arkadaş oluyorlar, komşu oluyorlar ama bu yaşanmaya devam ediyor. Bu arada ben Kara Köpekler Avlarken yazarken 2005'te yazmaya başlamıştım. Aslında dedemlerin yani dedem iki dedemin de oraya yani İstanbul'a yerleşme sürecini anlatan bir belgesel olarak başlamıştım. İsmi de Kavimler Göçü'ydü. Sonra bu hikayeyi yazdıkça formatı kurmacaya doğru gitti. Mesela Kara Köpekler Avlarken'deki hemen hemen bütün karakterlerin benim akrabalarım, ailem ve arkadaşlarım da doğrudan izdüşümleri var. O mesleği yapan isimler dahil bu arada. İşte o insanlar da göç etti ama artık yerleşikler yeni gelenlerle çok sert hikayeler çıkar. Lehane'de de çıkar. Yani biz yurt dışına da çıkmış zaten ya. Yani. Lehane'de de çıkmış. Biz yurt dışına gittiğimizde de mesela şu an Avrupa'da işte ben Almanım diyen mesela Berlin'de Alman bulamazsınız. Berlin'in belki %80'i göçmendir. Londra dediğiniz yer öyledir mesela. Paris dediğiniz yerde Fransız böyle eser miktarda Fransız bulursunuz yani. Hani sokaklar tamamen göçmenlerden oluşur. Tabii ki zengin Fransızlar vardır. İşte 200 yıldır Fransa'da olan insanlar vardır ama şöyle bakıyorlar meseleye.
Vatandaşlık bağıyla bakıyorlar orada. Yani vatandaş olduktan sonra Cezayirlisi, Lübnanlısı, işte ne bileyim Güney Afrikalısı, Türk'ü, Kürt'ü hepsi Fransız oluyor. Fransız vatandaşı oluyor. Ondan sonraki ki hayat mücadelesi ve hukuk içerisinde regüle edilmiş bir şekilde devam ediyor. Bir de regülasyon yapılamadığı için ve akademik tanımlar hayatın içerisinde henüz kabul edilmediği için biz biraz böyle kara kucak, el yordamıyla, bazen manipülatif şekilde buna devam ediyoruz. Ama maalesef ve maalesef görünen o ki bu akım durmayacak. Yani artacak, yükselecek. Yani Türkiye'nin yapması gereken ki son yıllarda da yapıyor. Gerçekten buna doğru bir düzenleme yapılması gerekiyor. Hem yerleşik insanlar için hem gelen insanlar için yani hukuki, insani, adli bütün boyutlarının tam net bir şekilde belirlenip tam ve net bir şekilde uygulanması gerekiyor ki hem göçmenler mağdur olmasın hem burada yaşayan insanlar mağdur olmasın. İdem Hanım'a da güzel sorusunu ötürü çok teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan var mı? Ya da eklemek istediği filmle ilgili bir şey söylemek isteyen var mı? Ben son iki şey söyleyeyim o zaman teşekkür ederiz kapatıp. Sonrasında da Ukrayna'da bir Klondike diye bir film yaptık. Marina Ergorbaç yönetmendi. Ben ortak yapımcısıydım. O da Ukrayna yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sürecinde geçen bir hikaye. O da göçmen olmamak için direnen savaş bölgesinde kalan bir kadın hikayesiydi. Klondike aklınızda olsun izlerseniz. Bir tane de şimdi yeni bir film yazıyorum ben. Berlin, İstanbul, Berlin ekseninde geçiyor. O da zamanda ailesi Berlin'e göçmüş birisinin hayat mücadelesini anlatıyor. Aslında şimdi bunlara baktığımızda çok da yerleşememiş olduğumu tekrar fark ettim ben. Yani hani bir demek ki böyle hikayeler içerisinde bir arayış meselesi oluyor. Çok teşekkür ederim. Pardon, bu arada Didem hocamız göç alanında etkin bir hocadır. O katılımından dolayı da ayrıca çok teşekkür ederiz kendisine. Ay, çok mahcup Teşekkürler oldum. Didem. Ben teşekkür ederim. Mehmet Bey'le tanıştığıma aşırı sevindim. O filmi çok beğeniyordum. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Vesile bilginiz. için. UGİD'e de teşekkürler. Gerçekten çok ben Omar biz çok beğendim. Böyle çok sade ama birçok anlam taşıyan bir film. Ben de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Farklı bir bu arada tekrardan soralım bu yayını kaydedelim mi sizin için bir problem olur Yok bir mu? sorun yok tabii ki. İstiyorsanız yayınlayabilirsiniz. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Başka sorusu ya da katkısı olacak var mı? O zaman biz çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Çok güzel bir yayındı bizler için de. İyi günler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.